Edirne'deki tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Edirne Valisi Güney Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu. Saatler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 9'u 5 geçeyi gösterdiği sırada sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Uzun! Bayrak verim ol! Omza! Heyet törenin ardından Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930'da geldiği Edirne'de kaldığı Edirne Belediyesi içerisindeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Evet. Atam, her Kasım'da seni daha iyi anlamaya, yaşamaya, anlatmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Senin en büyük eserin olan 29 Ekimler'deki Cumhuriyet'in kıymetini daha iyi anlıyoruz. Senin kurduğun Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşama, yaşatma azimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu vatanı, bayrağı, devleti ve Cumhuriyet'i yaşatma azmimiz devam edecektir. Anma programı Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde sürdü. Kırklareli'ndeki Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende ise Vali Vekili Erdoğan Beypınar, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende de Vali Mehmet Ceylan, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Topçukurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.